751'in 151'in çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Hemen başlayalım. İlk sorumuz bu. Aşağıda bir laboratuvarda bulunan bakterilerin bölünerek çoğalmıştır diyor. Bu bakteriler saat başı bölünerek 3 katına çıkmıştır diyor sevgili arkadaşlar. Buna göre laboratuvarda 2 üzeri 3 adet bakteri bulunduğuna göre 3 saat sonra bakteri sayısı kaç olurdu? Şimdi sevgili arkadaşlar bakteri sayısı birden önce 3'e sonra 3'ten arkadaşlar her biri 3'erden gördüğünüz üzere 9'a çıkmış. Yani aslında kaç saat geçmişse 3 üzeri o kadarla çarpılıyor. Şimdi bir bakteri varken biri 3'e çarpmış sonra bir daha 3'e çarpıyor bir daha 3'e çarpıyor böyle böyle gidiyor. Peki burada 2 üzeri 3 bakteri varken 3 saat sonra önce 3'e çarpacak, sonra bir daha 3'le sonra bir daha 3'le çarpılacak arkadaşlar. Şurası ne eder? Burası 20 eder. Burası ne eder? Burası 8 eder arkadaşlar. 8 çarpı 27'nin sonucu da 216 eder. Cevabımız Edirne 216 oluyor buradaki soruda. Hemen devam edelim sevgili arkadaşlar bir sonraki soruya. Diyor ki aşağıdaki tabloda bir şekil örüntünün her adımında şekli eklenen kare sayısı verilmiştir diyor arkadaşlar. Buna göre 8. adımda şekli eklenen kare sayısının 5. adımda şekli eklenen kare sayısına oranı nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyoruz 1, 4, 16 diye burada gidiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bir mantıkla düşünebiliriz? Mesela burası ne? 2 üzeri 0 oluyor. 2 üzeri 2 oluyor. 2 üzeri 4 oluyor. O zaman arkadaşlar gördüğünüz üzere 2'nin üzeri 2'şer 2'şer artıyor. Peki burada 8. adım önce 5. adım 5. adımda ne oluyor? Bakın arkadaşlar her bir adımda e, 2 2 artarak devam ediyor. Şöyle düşünelim hemen. 1. adım ve 2. arasında kaç adım fark var? 1 adım fark var. Gördüğünüz üzere burada sıfırdan bir tane 2 artmış. Bununla bunun arasında kaç fark var? 2 fark var. O zaman buradan burayın arasında 2 tane 2 artmış. Peki bununla bunun arasında kaç fark var? 4 fark var. O zaman 0'dan buraya 4 tane 2 artacak. Yani 2 üzeri 8 olacak. Peki 8. adımda 1'den 8'e kaç artmış? 7. O zaman buradan buraya da 7 tane 2 artacak. Yani 2 üzeri 14 olacak gördüğünüz üzere. O zaman biz ne yapacağız? 2 üzeri 14'ü 2 üzeri 8'e böleceğiz arkadaşlar. 2 üzeri 14 bölü 2 üzeri 8'den de üstlerini çıkarın zaman 2 üzeri 6 olur. 2 üzeri 6 da 64 cevabını verir bize sevgili arkadaşlar. Hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Sorumuz bu. Diyor ki arkadaşlar buradaki soruda. Bir A4 kağıdı ortadan ikiye katlanarak tam ortasından aşağıdaki gibi kesiliyor. Daha sonra oluşan tüm kağıt parçaları her defasında üst üste konularak tam ortasından kesiliyor. Yani bu şekilde gidiyor. Önce bir kağıt var mı? Sonra iki kağıt oldu. Sonra dört kağıt oldu. Bakın arkadaşlar 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 kağıt diye geliyor. Buna göre kaçıncı kesimde oluşan kağıt parçasının sayısı 256 olurdu. Şimdi akşam mantık çok basit. Birinci kesimde 2 üzeri 1 oldu gördüğünüz üzere. İkinci kesimde 2 üzeri 2 oldu yani. Kaçıncı kesimde 256 olur? 256 sayısı Nedir sevgili arkadaşlar? 2 üzeri kaçtır? 2 üzeri arkadaşlar 8 demektir. O zaman her bir kesimde 2 üzeri o kadar tane kağıt oluşuyor. E o zaman 2 üzeri 8 tane kağıt oluşması için bizim 8 tane kesim yapmamız gerekiyor. Cevabımız Ceyhan oluyor. Bu sorunun cevabı böyleydi. Bir sonraki setle görüşmek üzere.